Manbij Askeri Meclisi, Türkiye'nin askeri varlığını kabul etmeyize bile Türkiye'nin onayladığı yol haritasına göre YPG'nin çekilmesiyle Amerikan-Türk ortak askeri kontrolüne geçilmesine, Manbij Askeri Meclisi'nden tepki geldi. Askeri Meclis Sözcüsü Şarfan Derviş, herhangi bir Türk askeri varlığını kabul etmeyeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin Manbij kentinden YPG'nin çekilmesine yönelik yol haritasını onaylamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. Manbij Askeri Meclisi Sözcüsü Şarfan Derviş bir basın toplantısı düzenledi. Alp'nin çekilmesine teyit, Reuters'in aktardığına göre Derviş, YPG'nin de açıkladığı gibi örgütün, askeri danışmanlarının, gelecek günlerde kentten ayrılacağını söyledi. Sözcü, yol haritası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye askerlerinin konuşlanmasına ilişkin soruyu, bunu kabul etmeyeceğiz, diye yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'den açıklama bekliyoruz, Derviş, Meclis'in, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyondan yol haritası anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin açıklama ve izahat beklediğini duyurdu. Daha önce Meclis, yol haritası anlaşmasının detayları hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmişti. Manbij'in güvenliğini ve sınırlarını dış tehditlere karşı koruyabildiğini söyleyen Manbij Askeri Meclisi, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri destekli Demokratik Suriye Güçleri, DSEG, şemsiyesi altında yerel halktan Araplardan oluşuyor. Pompeo Çavuşoğlu görüşmesinde Manbij yol haritasının onaylandığı açıklaması sonrası PYD'den bir hamle geldi. PYD, Esad'a heyet göndermeye hazırız. Sevdem ve PYD liderlerinden Aldar Halil, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetiminin Kuzeydoğu'da özel Kürt yönetimini kabul etmeye hazır olup olmadığına dair nabız yoklamak istediklerini, bunun için heyet yollamaya hazır olduklarını söyledi. Amerikan Haber Ajansı Apartmanı'nın haberine göre Halil, bunun Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki Manbij Anlaşması'na misilleme olmadığını ifade etti. Suriyeliler arasında çözüm, daha önce Rusya'nın sponsorluğunda Suriye hükümeti ile görüşmelerden sonuç elde edemediklerini kaydeden PYD yetkilisi, amaç Suriyelilerle Suriyeliler arasında çözüm geliştirip çatışmalarla savaşlara kapıları kapatmak olmalı. Barış ve istikrarla sonuçlanması herkesin çıkarına olur, dedi.